Allah yarattığı kulun ne denli günahlara eğilimi olduğunu, hangilerini yapacağını çok iyi bilir. Ve onların her birisi için şeriat kaidelerini koyarak o günahlardan uzaklaştırmak için bir sistem getirmiştir. Ama buna rağmen kullar bu günahlara düşerler. Cenab-ı Hak Gaffar, Rahman, Tevvab sırrıyla bunların hepsini affetmek için adeta bekler. Bir hadis-i şerif vardır. Hadis-i kutsi. Siz günah işlemeseydiniz günah işleyen bir kavim yaratırdım diyor Allah. Bundaki kasıt siz de günah işleyin demek değildir. Günah paniğine kapılmayınız. İnsan, iktizai, beşeriyet yalnız bizim günah dediğimiz şeyler biraz sizin kafanızdaki kavramlardan farklıdır. Günahın büyükleri vardır. Dedikodu yapmak, cimrilik yapmak, gurur ve başkaları hakkında kötü düşünmek. Bunlar günahın en vahşileri, en kötüleridir. Bunlara misal olsun diye bir şey size bir şey söyleyeyim ben. Bakınız, ayet-i kerimede dedikodu yapanların özel olarak cezalandırılacaklar. Yani cehennem, cehenneme ben hep söylerim, tathirhane ilahi, arınma laboratuvarı, Allah'ın günahkarları arıtmak için kurduğu laboratuvar. Nasıl ki mikroplu bir bez gelince kaynatmadan çaresi yoktur. Kaynatacaksın ki mikrobundan kurtulsun, sonra kullanırsın o bezi. İnsanoğlu da mikropludur günahkarlığında. Cehennemde arıtma laboratuvarıdır. Bunlar mutlaka arınacaktır. Ben günahımla cennete gidiverim. Olmaz. Affedersiniz, pislik kokan, kıçında pislik kokan adamı hiçbir saray odasına alıp da gelin odasına koymazlar. Gidip yıkanacaksın. Bunun çaresi budur. Binaenle cehennem de böyle bir tathirhane ilahi laboratuvardır. Bu laboratuvarın özel bir kısmı sırf dedikodu ve insan beğenmezliği, insanları küçük görenler için hazırlanmıştır. Bir özel laboratuvar. Ama demiyor ki şu basit günahı işlemiş adam için ayrıca bir cehennem ayırdın demiyor Allah. Ama diyor ki dedikodu ve küçük görenler, insanları istihza edenler için ayrı bir şey ayırdım diyor cehennemde. Benim. Onun için yalan, dedikodu, gammazlık gibi şeylerin biz bir kere günah olduğunu unutmuşuz. En aklı başında adam geliyor, ya diyor falan diyor, bilmem işte atça gitti diyor, dönmüş diyor, bilmem ne yapıyor diyor. Aman yarabbi sen bunu nasıl söylersin ya? Ayet-i kerime var. Sana ne? Allah'la onun arasında ne geçtiğini biliyor musun? Allah'ın onun haccını ne kadar kabul ettiğini biliyor musun? İlla seninkini kabul etmeni istiyorsun. Binaenaleyh böyle büyük günahlardan sakınmak şartıyla iktizar. Ona bakarsanız mesela yediğiniz lokmanın her birisinde bir fakiri düşünmemek, karnını doyurup ağız bağladık demek çok büyük günah. Fakiri açlar ne oldu ki diyeceksin en azından. Bütün bunları günah çerçevesi içerisinde görüyoruz. Çünkü günah dediğimiz zaman herkesin aklına fuhuşla işret geliyor. Rakı içmekten işret geliyor. O günahlardan bir tanesi, kumarda günahlardan bir tanesi. Yalnız bunlardan ibaret değil, sabahdan akşama kadar işlenmiş günahlarımızdan sakınız. Bugünlerde sene-i devriyesi tesis edilen Hacı Bektaşi Veli Hazretleri ne diyor? Bektaşilerin biraz içkiye alballiği nereden geri biliyor musunuz? Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'ne bir gün bir talebesi için bu içki içiyor diye şikayet etmişler. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri bu şikayetten çok müteessir olmuş. İki sebeple müteessir olmuş. Bir defa onun içki içtiğini şeyhinin bilmemesi mümkün değil. Siz niçin beni bilmez durumuna sokuyorsunuz? Değil mi? O zaman sanki şeyhi sınıf hocası gibi, ilkokul hocası gibi haberin yok ama bu çalışmayı derler öğretmene. Onun gibi o şey, onun bütün aynalarını seyrediyor. İkincisi de onların gözünde tek bir günah olarak içkinin kalmasını hazmedememiş Hacı Bektaşi Veli Hazretleri. O şikayetlerine demiş ki demiş ne çare ki her günah sarhoş etmiyor. Eğer her günah sarhoş etseydi sen devamlı yerde yıkılırdın ve biz seni iki kişiyle taşıtırdık. Buradan evine, evinden camiye demiş. Niye demişler diğer dostları? Bunun içerisinde alkolden 1000 kat fazla sarhoş farkında değil. Bu sarhoş etme, yalnız alkol sarhoş ediyor. Allah öyle yaratmış. Bunu da işte bildiğiniz gibi hepsi değil tabii. Bektaşi tarikatı büyük bir tarikat. Büyük bir ilahi kurtuluş yoludur. Hepsi değil. Bir kısmı bunu vesile ederek adam ben içerim işte günah bundan ibaret değildir diye TV kapısı açmış. Hacı Bektaşi Veli. Ne için demiş ne kendisi içmiş.
İşte günahları mütalaa ederken böyle geniş çaplı mütalaa etmek lazım. Evvela şu toplumumuzda Efendimizin gösterdiği, Kur'an'ın gösterdiği istikamette günahkarlığı bir öğrenebilsek, günahları bir terk edebilsek çok kalkar. Mesela asık suratla dolaşmak infak dağıtımına karşı olduğu için büyük günahtır. Yalnız mütebessim olsak cemiyette gidertlerin %80'i gider. Düşününüz ki herkes geliyor bir karı suratına oturuyor. Ne oldu? Pahalılık var. Ne oldu? Geçinemiyoruz. Ne gayret sarf ettin? Hayatın hangi anında şükrettin Allah'ın elini açıp da? Allah'a karşı ne yaptın? Suyu verdiğine, ekmeği verdiğine şükürler olsun. Sen hiçbir şey yapmadın çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı. Sanki sen bir sayfiye yerine eğlenceye gelmişsin de herkes sana hizmet etmeye mecburmuş gibi dünyayı terakki ettin. Ondan sonra da canını sıkıyorsun. Canın cehenneme. Bir şükret bakalım bir. Allah'ın emirlerini bir dinle. Bir tasarrufa git. Bir bereket sırrına er. Bir helal lokmaya var. Ben bugün oturuyorum hiç çalışmadım. Bu aldığım maaş ne olacak? Haram mı olur? Ya Rabbi diye bir tövbe et. Sabahtan akşama kadar elini al. Ondan sonra Marksist dedi dedi yap. Allah gani gani rahmet eylesin. Ziya-ül Hak hakkında dedikodu yap. Ondan sonra maaşın yetti. Sana o maaşın verilmesi Cenab-ı Hak Rahman sıfatla onun için veriyor. Yoksa sana değil ya maaş. Değil su. Haşa ben Allah olsam havayı veremem o tazanenge. Bir defa şükretmemek Allah'a karşı bir defa kendisini ben ne yaptım yahu Cenab-ı Hakk'a dememek ve kendinden zavallı bir insana yardım etmeden videosunun taksidini nasıl öder, renkli televizyonu nasıl değiştirir, otomatik çamaşır makinesini ne yapar diye. Ondan sonra efendim bir telaşa düşüp insanları betmin etmek. Allah bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milletini hiçbir zaman aç bırakmadı, bırakmayacak. Bunu kafanıza koy. Felaket dellallığı yapmasın kimse ya. Sıkıntılı olabilir iktisadi durum, biraz daha genişlemedi. Daha iyi günler isteyelim. Daha iyi günlerin peşinde koşalım. Yani öyle felaket dellallar türedi ki içer çıkıyor desen sevincinden oynayacak adam. Bu hale geldik. Onun için günahkarlığın özünde kendi kendimizi gayet iyice ölçeceğiz. Diyeceğiz ki bizi günahkarlıktan kurtulmamız zor. Cenab-ı Hakk'a tövbe edeceğiz. Cenab-ı Hakk'a karşı her geçen gün biraz daha yakın olmaya, daha iyi vazife görmeye çalışacağız. Ve İslam'ın iki temel hükmünü, namaz ve infak, ikisini birden yürüteceğiz. Bu ikisi yürümeden hiç kimse Müslüman olmaz. Mutlaka infak edeceksiniz, mutlaka namaz kılacaksınız. Bunun ikisinin dışında kalbim temiz, böbreğim temizden olmaz. Hiç imkansız.